İyi akşamlar değerli izleyenler. Briefing saatine hoş geldiniz. Bugün sizlerle Güney Kafkasya'da yaşanan değişimleri, Güney Kafkasya'da son dönemde olanları ve özellikle Türkiye'nin Azerbaycan'la olan ve gelişmekte olan ilişkilerini konuşacağız. Malumunuz olduğu üzere Azerbaycan Türkiye'nin en yakın müttefiklerinden bir tanesidir. Bu ilişki, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişki aslında çok veciz bir ifadeyle, iki devlet, tek millet ifadesiyle hep anlatıldı, anlatılmaya devam ediyor. Ancak bu iki devlet, tek millet ifadesinin son günlerde çok daha baskılı bir şekilde, çok daha gerçekçi bir şekilde ortaya çıktığını görüyoruz. Hatırlayacağınız üzere Karabağ'da Azerbaycan'ın gerçekleştirdiği askeri operasyon çerçevesinde 30 yıl sonra Karabağ tekrar özgürlüğüne kavuştu ve Azerbaycan toprağı oldu. Bu operasyonlar sırasında Türkiye'nin sağladığı katkı göz ardı edilebilecek değildi. Zaten operasyonların 44 günün sonunda başarıya ulaşmasının ardından ilk ziyareti Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a gerçekleştirdi ve Türk askerleriyle Azerbaycan askerleri ortak bir yürüyüşte bu zaferi kutlamışlardı. Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan yine bir Azerbaycan ziyareti gerçekleştirdi ve bu ziyarette Şuşa Beyannamesi olarak isimlendirilen yeni bir anlaşma imzalandı. Aslında son derece önemli, son derece önümüzdeki günlerde Türkiye'nin Azerbaycan'la olan ilişkisini, Türkiye'nin bölgedeki ilişkilerini, hatta genel anlamda Güney Kafkasya'yı ilgilendirebilecek bu anlaşma maalesef Türkiye'de biraz siyaset gündeminin gölgesinde kaldı diyebiliriz. Fazlaca iç siyasete odaklandığımız bu dönemlerde maalesef ülkenin geleceği adına böylesine önemli olduğunu düşündüğümüz maddeleri görmezden gelme eğilimi gösterebiliyoruz. Bugün dolayısıyla biz bu Şuşa Beyannamesi'nin ne anlama geldiğini ve önümüzdeki dönemde Türkiye'nin bölgesel etkinliğine ve Azerbaycan'la olan ilişkisine nasıl bir etki sunacağını tartışmak istiyoruz. Aslında biliyorsunuz Karabağ meselesi 30 yıllık bir yaraydı. 1991'de Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ve eski komünist bloktaki ülkelerin her birinin bağımsızlık ilan ettiği bir dönemde Azerbaycan toprağı olan Karabağ, Azerbaycan'ın çok önemli bir bölümü Ermenistan tarafından işgal edilmişti. Ve bu işgalin ardından Azerbaycan mesela o dönemlerde Türkiye'den yardım talebinde bulunduğunda veya Türkiye Azerbaycan'a yardım tekliflerinde bulunduğunda çok acı bir ifade kullanıldığını hatırlatmak isterim. Ebu'l-Feyz Elçi Bey, dönemin Azerbaycan Cumhurbaşkanı, Türk yetkililere kendilerinden ne istendiği sorulduğunda en azından helikopter sağlayın ki buradaki yaralılarımızı Azerbaycan'ın merkezine Bakü'ye doğru taşıyabilelim ifadesini kullanmış. Ama maalesef o tarihlerde Türkiye bir sivil helikopter dahi Azerbaycan'a ve Karabağ'a sağlayamamıştı. 30 yılın ardından Türkiye bu sefer Azerbaycan'a elinden gelen her türlü desteği verdi. Özellikle Türk İHA'larının, SİHA'larının Karabağ'da Azerbaycan başarısını sağlamada son derece büyük bir rol oynadığını hepimiz sanırım sosyal medyada veyahut da konvansiyonel medyada yayınlanan görüntüler çerçevesinde izledik. Sadece dile kolay, sadece 44 gün içerisinde bahsi geçen bütün rayonlar ve özellikle kritik Şuşa şehri bütünüyle Azerbaycan'ın kontrolü altına geldi. Bundan sonra Türkiye ile Azerbaycan arasında aslında son derece önemli başka gelişmeler de oldu. Mesela silah anlaşmaları vesaireler de ortaya geldi. Ama bu ziyarette Şuşa Beyannamesi sanki bütün bu ilişkilerin daha resmi, daha uluslararası bir konjonktüre oturtulduğu anlamına da gelebilir. Şuşa Beyannamesi'nden neyi kastediyoruz? Şuşa Beyannamesi nedir? Özel olarak neleri ifade etmektedir? Onlara kısaca bakacağız. Ama bakmadan önce, çeşitli maddelerine, çeşitli önemli maddelerine bakmadan önce şunu söylemek isterim. Aslında bu bir çeşit bölgesel müttefiklik anlaşması gibi bir şeydir.
Zaman içerisinde genişlemesi ve belki Güney Kafkasya'daki başka ülkelerin de dahil olması söz konusu olabilir. Henüz bunlar tartışılıyor. Ama böyle bir yapının çekirdeğini Türkiye ile Azerbaycan resmi bir anlaşmayla birbirleriyle müttefik olduklarını ve birbirlerine yönelik herhangi bir saldırı durumunda birbirlerini savunmak için, hani NATO'nun 5. maddesine hep atıf yapılır ya, birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için ifadesi, işte benzer ifadeler bu Şuşa beyannamesinde de geçiyor. Artık Azerbaycan'la Türkiye'nin kaderinin bu anlaşmayla birlikte birbirine çok daha net bir şekilde bağlandığını ve bunun uluslararası kamuoyuna ilan edildiğini söyleyebiliriz. Bakın, Şuşa Anlaşması çok uzun bir metin değil ama biz burada size onun en önemli kısımlarını almaya çalıştık ve bu en önemli kısımlarından nasıl bir sonuç çıktığını, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin bu yeni müttefiklik anlaşması çerçevesinde nasıl ilerleyeceğini göstermeye çalışalım. Arkadaşlar, bize eğer o maddelerin önemli olanlarını burada gösterebilirse kısaca bir göz atalım. Bence anlaşmanın en önemli, can alıcı, hatta NATO anlaşmasında olduğu gibi 5. maddeye benzer bir madde diyebileceğimiz karşılıklı koruma, karşılıklı ortak savunma perspektifini yaratan işte bu maddenin kendisi. Okuyalım. İki ülkenin bağımsızlığına, toprak bütünlüğüne ve güvenliğine tehdit ve saldırı gerçekleştirildiğinde taraflar ortak istişareler yapacak ve bu tehdit veya saldırının önlenmesi amacıyla Birleşmiş Milletler şartının amaç ve ilkelerine uygun girişimlerde bulunacak, yani ortak savunma, birbirine BM şartına uygun şekilde gerekli yardımı yapacaklardır. Dolayısıyla mesele Birleşmiş Milletler zeminine de götürülecek ve Türkiye ile Azerbaycan artık bu anlaşmayla çok daha açık bir şekilde birbirlerinin toprak bütünlüğü için her şeyi yapacaklarını ilan etmiş oluyorlar. Burada anlaşmanın bir başka önemli maddesini sizlere göstermek istiyoruz. Taraflar iki kardeş ülke, taraflar yani Azerbaycan ve Türkiye, İki kardeş ülke silahlı kuvvetlerinin çağın gereklerine uygun olarak yeniden yapılandırılması ve modernizasyonuna yönelik olarak ortak çaba göstermeye devam edecektir. Zaten biraz önce söylemeye çalıştım. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerde özellikle bu Karabağ mücadelesinin ardından savunma sanayi alanında oldukça yakın bir işbirliği kurulacağını hepimiz fark etmiştik. Ve bu çerçevede bu anlaşmadaki geçen bu madde Türkiye ile Azerbaycan'ın karşılıklı modernizasyon, silah modernizasyonu konusunda da son derece yakın bir işbirliği yapacağını böylelikle ilan etmiş oluyorlar. Bundan önce Azerbaycan'ın savunma sanayisinde daha çok Rusya ve İsrail etkisinin görüldüğünü söyleyebiliriz. Tabii ki Türkiye'nin de etkisi vardı ama muhtemelen Türkiye'nin etkisi bu maddenin de söylediği gibi yakın dönemde çok daha yüksek bir şekilde artış gösterecek. Anlaşmadan bir diğer iki maddeye bakalım. Burada evet, taraflar iki devlet arasında geliştirilen ve onların çıkarlarına uygun askeri siyasi işbirliğinin üçüncü devletlere karşı olmadığını belirtirler. Bir ittifak anlaşmasında bu maddede son derece önemli bir maddedir. Genelde ittifak anlaşmalarında bulunur ama bazı anlaşmalarda bulunmaz. Eğer bir düşman çerçevesinde bir ittifak, bir düşmana karşı, açıkça belirtmek istediğiniz bir düşmana karşı ittifak kuruyorsanız genelde bu maddeyi pek tercih etmezsiniz ama anlaşmanızın, müttefiklik ilişkinizin birbirinizi savunmak çerçevesinde olduğunu iddia ediyorsanız şayet, o zaman bu anlaşmanın üçüncü taraflara yönelik olmadığını dile getirirsiniz. Ve aslında bu müttefiklik anlaşmasının zaman içerisinde genişleyebileceğini, derinleşebileceği, geliştirilebileceğini de ima etmiş olursunuz. Anlaşmanın ucu açık. Yani diyor ki Güney Kafkasya'da bundan sonra Azerbaycan ve Türkiye birbirlerini savunmak için ortak pozisyon alma eğilimindedir. Eğer bölgedeki diğer aktörler Ermenistan'ından Gürcistan'ına, Rusya'sından İran'ına, eğer Güney Kafkasya'da gerçekten istikrarlı bir düzen kurma arayışı varsa bu beyannamenin katılımcıları olup bölgesel bir güvenlik
ortak güvenlik işbirliği oluşturulmasının temelini de atmış olabilir. Tabii bu isteğe bağlı ve zaman içerisinde şekillenebilecek bir şey. Son olarak önemli gördüğümüz bir başka madde ise, çok önemli gördüğümüz bir başka madde ise, taraflar Zengezur koridorunun açılmasını ve söz konusu koridorun devamı olarak Nahçıvan-Kars demiryolunun inşaatının iki ülke arasındaki ulaştırma iletişim ilişkilerinin yoğunlaştırılmasına önemli katkı sağlayacağını belirtirler. Bu da ne demek? Biliyorsunuz Azerbaycan'ın toprakları, Nahçıvan ve Azerbaycan birbirleriyle Ermenistan'ın ortasından geçtiği bir Zengezur koridoruyla maalesef ayrılır. Bu da Türkiye'nin Nahçıvan'la sınırı olmasına rağmen Azerbaycan'a doğrudan kara bağlantısının önündeki engeldir. Bakın şimdi haritada size bunu göstereyim, ne demek istediğimizi. Bir haritamız var, Zengezur koridorunu gösteren bir haritamız. Şurası Türkiye sınırı. Türkiye sınırında hemen burada Nahçıvan'ı görüyorsunuz. Nahçıvan Azerbaycan'ın özerk bir bölgesidir. Nahçıvan'a doğrudan kara bağlantısı vardır Türkiye'nin. Ama şu Zengezur koridoru dediğimiz bölge nedeniyle ana Azerbaycan karasıyla maalesef kara geçişlerimiz mümkün olmuyor. Ermenistan'ın yani 44 günlük Karabağ Savaşı'nın ardından yapılan anlaşmada bu Zengezur koridorunun en güneyinden Türkiye'nin Azerbaycan'a olan kara bağlantısının sağlanacağı da ortaya çıkmıştı. Böylelikle Türkiye, Nahçıvan ve Azerbaycan tek bir yolla birbirine bağlanabilecek. Bu ticaretin artması demek, nüfus geliş gidişlerinin artması demek. Aslında Azerbaycan'la Türkiye arasında karasal ve kıtasal bir bağlantı demek. Muhtemelen öncelikle demiryolu inşaatı yapılacak. Kars'tan başlayan demiryolu Nahçıvan'ı ve Zengezur koridorunu geçtikten sonra Bakü'ye kadar artık karadan ulaşmak mümkün olacak. İşte bu anlaşmanın diğer önemli maddelerinden bir tanesi. Şimdi gelin bu meseleyi, bir konuğumuz var, çok kıymetli bir konuğumuz var. Onunla beraber değerlendirelim. Marmara Üniversitesi'nden Profesör Doktor Giray Saynur Derman bizimle. Eğer kendisiyle bu meseleyi biraz daha ayrıntılı bir şekilde konuşacağız. Kendisinin özellikle uzmanlık alanı bu Güney Kafkasya bölgesi. Buyurun hocam. Merhabalar. Güney Kafkasya bölgesi, evet, evet. Ve Azerbaycan. Evet. Hoş geldiniz, hoş öncelikle. Bulduk. Çok teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için. Ben böyle elimden geldiğince bir genel değerlendirme, tabii. Evet, genel evet. bilgilendirme evet. yapmaya evet, çalıştım. Evet, tabii ki. Biliyorsunuz bu Şuşa beyannamesi evet. aslında Azerbaycan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin daha resmi, daha dünyaca tanınır bir hale gelmesi için ve Karabağ Savaşı'nın ardından özellikle önemli bir anlaşma ve bunu değerlendirmek gerektiğini, hani gündelik siyasi tartışmaların biraz evet, ötesine evet, çıkarak evet, bu evet. konuyu ele almak gerektiğini düşünüyorum. Öncelikle şu geniş perspektiften başlayalım mı? Başlayalım. Güney Kafkasya'da ne oluyor hocam? Şimdi esasen Kafkasya bölgesi çok önemli. Hı-hı. Neden önemli? Aslında bu büyük oyunun bir parçası. Hı-hı. Çok yıllar önce geliştirilen bir strateji bu aslında, büyük oyun. Şimdi yeni büyük oyun olarak Güney Kafkasya'yı da içine katıyoruz. Ve Güney Kafkasya bölgesi de bu büyük oyunda önemli. Önemli yani hem Rusya açısından hem diğer batılı devletler açısından ve buradaki Hazar petrolleri açısından değerlendirirsek bölge aynı zamanda da zengin bir bölge. Özellikle Azerbaycan açısından çok önemli ve Azerbaycan bağımsızlıktan sonra yani 90'lı yıllardan itibaren bugüne kadar çok önemli bir gelişme geçirdi. Yani artık eski Azerbaycan değil. Tabii. Hem savunma sanayinde çok güçlü. Ekonomisi yani Sayın çok Aliyev'in, gelişti. Savunma sanayisi aynen. gelişti. Yani her gittiğimde farklı bir Bakü ile karşılaşıyorum. Ama meselenin tarihsel boyutuna bakacak olursak Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra zaten bu bölge önem kazandı. Bütün güç odaklarının evet Sovyet kontrolünde. Ama özellikle Putin sonrasında geliştirilen o döneme kadar tabii olanları bu Gorbaçov döneminin işte Glasnost, Perestroika vesaire onları atlayalım. Ama Putin dönemi geldikten sonra daha da önem kazandı. Neden? Çünkü orada bir Avrasyacılık devreye girdi. Ve özellikle klasik Avrasyacılıktan farklı olarak Neo Avrasyacılık.
Yani bir yeni Avrasyacılık ve yeni Avrasyacılıkta da Kavkasya yine çok önemli. Yakın çevre çünkü. Yakın çevre doktrininin bir parçası. Ama son döneme kadar özellikle Rusya Federasyonu, yani bağımsız devletler topluluğundaki en önemli ülkelerden biri, en etkin, hep Ermenistan'ı destekledi. Hatta kolektif güvenlik örgütü. Zaten Karabağ'ın işgalinde de Rusya'nın Hocalı desteğiyle Ermenistan'ın. 92 yılında 25 Şubat 26 o dönemde bir Hocalı katliamı yaşandı. 20 Yanvar olayları vardı. Hep Rusya Ermenistan'ın yanındaydı. Ama tabii bunun da esasen önemli bir sebebi var. Neden? Çünkü İran faktörü vardı. Ve İran'ın kuzeyindeki Azerbaycan Türklerinin potansiyeli, demografik durumu. Bundan dolayı özellikle Rusya İran'la işbirliği yaparak Azerbaycan'a çok fazla güçlenip, hani çünkü Türkiye ile de işbirliği söz konusu. Evet. Eğer Azerbaycan Türkiye ile işbirliği yaparsa, Türkiye'ye yakın, evet. İran Rusya'ya yakın. Evet. Dolayısıyla Ermenistan da o denklemin içerisinde. O denklemin İran, içerisine. Rusya tarafına. Ama şimdi korkulan oldu. Başka bir şey oldu. Başka bir şey oldu. Çok ilginç bir boyuta geldi. Hani kötü komşu ev sahibi yapar misali. Ermenistan saldırdı. Ermenistan saldırdı ve kendi zararlı çıktı. Şimdi biz hocam durduğumuz yerden şöyle bir şey düşünürüz. Yani Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırması Rusya'nın izni olmadan mümkün değil. Mümkün değil, evet. Rusya peki buna niye izin verdi? Onu söyleyecektim. Yani Rusya izin vermeden Orta Asya bölgesi, yani bu Türkistan bölgesi olarak adlandırdığımız bölge, Kavkasya, hiç kimse adım atamaz. Bu kesin. Rusya şöyle izin verdi. Son dönemde Nikol Paşinyan'ın özellikle Batı yanlısı tutumu. Çünkü Ermenistan son derece fakir şu son dönem, yakın dönemde. Diaspora sürekli bu Ermenistan ve Azerbaycan çatışmasını destekliyor. Çünkü diasporanın çıkış noktası bu. Buradan yani besleniyor. Diasporanın varlığını sağlayan. Varlığı bu. Yani normalde Ermeni diasporaları, hatta Justin McCarthy de bunu hep söyler. İşte Türkiye'ye de sözde Ermeni soykırımı iddialarıyla vesaire. Bununla besleniyor. Çok varlıklı insanlar. Yani ben Amerika'da gördüm. Yine Fransa'da Ermeni lobileri çok güçlü. Fakat Ermenistan halkı talihsiz çünkü fakirler. Yani bu zenginlikten yararlanamıyorlar. Kendi haklarına da bir faydası yok. Aslında Ermenistan'ın son dönemde Cumhurbaşkanımızın ortaya attığı bu platform, yani Gürcistan, işte Azerbaycan, Ermenistan işbirliği içerisinde eğer o karede yer alırsa Ermenistan buradan karlı çıkar. Evet. Ama şu süreçte zarar görüyor. Ve kısılmış bir ülke var. Gürcistan, Azerbaycan ve Türkiye'nin arasında 80'li kısılmış. Yılların sonlarında bu Han kendi, Stepanakert olarak adlandırıyorlar. Burada başlayan öğrenci olaylarıyla başladı aslında bu Karabağ meselesi. O dönemden belliydi. 90'lı yıllara gelince iyice patlak verdi. İşte Karabağ Savaşı, bir Karabağ 2 vesaire. Ve kasıtlı olarak bu bölge demografik yapı yönünden Ruslar tarafından hep buna dikkat edilmiştir. Bölme ve parçalama siyasetiyle. Özellikle demografik yapısı olarak iki halkın, iki aslında aynı coğrafyada yaşayan halkın birbiriyle çatışması sağlanmıştır. Bu çatışmacı bir siyasettir, evet, bu. Dengelemek Rusya'da yani. Hep vardır. Evet. İki halkı birbiriyle dengelemek. Evet. Ama bu denge uzun süre Ermenistan lehine, yani Ermenistan Rusya lehine. Evet. Büyük oranda Ermenistan lehine koydu. Karabağ topraklarının işgal edilmesi çerçevesinde. Paşinyan'ın Batı merkezli. Orada, aslında oraya gelecektim. Ha. Nerelere gittik? Konuyu açtım. Konu derin. Şimdi Paşinyan özellikle Fransa'daki öne çıkan, bir biliyorsunuz herkese İslamofobik bakış açısıyla dert olan bir lider var. Macron. Macron'la son derece yakınlaşma içerisindeydi ve özellikle zaten bu bölgede halkın bir an önce aynı Ukrayna ve Gürcistan'da olduğu gibi Batı reformuna gidip daha zenginleşmek istemeleri vesaire, bütün bu hareketler Paşinyan'ı destekledi. Aslında Paşinyan normal şartlar altında ateşkes sonrası kaybeden bir lider olmalıydı. Tabii. Orada yani lider bile olmamalıydı. Tabii. Zaten çok ben açıkçası kazanamayacak demiştim. Ben burada yanıldım. Evet. Çünkü hiç ummadığımız bir sonuçla karşılaştık. Aslında onu birazdan konuşalım. Evet, konuşalım. Yani,
Evet. O da ilginç yani Ermenistan'ın evet. ne yöne doğru ben gideceğine dair. Hı-hı. Mesela bu çerçevede sanki Putin'in Paşinyan'ı biraz terbiye etmek. Evet evet biraz o çok önemli cezalandırmak. Cezalandırmak evet. gibi cezalandırmak bir tavrı vardı. Bu oldu. Evet, şimdi evet. aslında evet. bölgede denge bozuldu. Hı-hı. Yani Hı-hı. öylesine bozuldu ki Ermenistan. Yapayalnız, çaresiz, evet, çaresiz. Büyük bir hezimete uğramış durumda. Evet. İran da kazançlı çıkmadı buradan. Evet, İran da çıkmadı. Türkiye ve Azerbaycan ciddi anlamda kazançlı çıktı. Bana sorarsanız Rusya da aslında bu dengelerin bozulmasından evet, ciddi anlamda zarara uğradı. Aslında bu son seçimlerde Paşinyan sonrası belki bu Türkiye'de içinde iyi de olabilir. Neden? Belki Paşinyan'ı devirebilseydi Rusya belki o zaman kendine yakın. Aynen ben de onu söyleyecektim zaten. Çünkü Rusya şunu yapar ya kendine yakın liderleri getirir devreye koyar Hı-hı. böylece rahat eder. Ya da kendisine uymayan liderleri değiştirir bir şekilde. Şimdi Paşinyan aslında Rusya'nın istemediği bir kişi fakat... tekrar başa geldi. 152.9 galiba tam oy oranı olarak çok da fena değil yani seçimlere katılımın çok Hı-hı. yüksek olmamasına rağmen ki iki seçim üst üste geldi İran seçimleri ve buradaki seçimler. Ama tabloda bakacak olursak bundan sonraki süreçte bence Paşinyan biraz daha batı yanlısı özellikle yolsuzlukla mücadele edeceğini söyledi. Aslında Ermeni vatandaşlarının Paşinyan'a bir çeşit güven oyu mudur bu? Evet Batı ile ilişkilere Öyle, devam evet, et anlamında. Evet Ermeni halkının bir nevi güven oyu. Çünkü artık hani bıktık yolsuzluk var. Çünkü ben hepsini ekonomiye bağlıyorum. Yani ekonomide halk gerçekten bütün devrimlerin temelinde de ekonomi var. Ekonomik bakış açısıyla bakarsak Ermenistan'ın içinde bulunduğu son durum ki Karabağ'ın Azerbaycan'ın büyük bir zaferi var ortada. Hı-hı. Gerçekten yani Hı-hı. bu yadsınamayacak bir zafer. Yıllardır 30 yıldır Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı'nın AGİT'in sözde adı olan ama hiçbir işlevi olmayan bir örgütün yapamadığını son dönemde Azerbaycan silahlı kuvvetleri yaptı. Siz bu Paşinyan'la ilgili yanılgınızı söylediniz. Evet ben yanıldım. Söyleyeyim ben hocam. Bunu birçok programda da söyledim. Ben de Karabağ operasyonu başladığında evet. çok tedirgin oldum. Evet. Yani çünkü burada statüko hareket evet, etmeye başladığında Rusya'nın ne yapacağı belli olmaz vesaire tabii. gibi. Örnekleri var. Ama sonuç itibariyle öyle bir sonuç çıktı evet. ki 44 günün içerisinde çok başarılı bir askeri evet. operasyon. Evet. Ama sonuçları yani hani askeri operasyon bir başarı ama sonuçları çok daha önemli geliyor bana. Yani sonuçları çok daha Ermenistan önemli. Kaybediyor, İran kaybediyor, Rusya kaybediyor, evet. Türkiye ve Azerbaycan evet. bir anda evet. Ortaya kazan. Zaten dikkat ederseniz bunun yansımalarını biz en son yapılan NATO zirvesinde gördük. Yani eğer bu işin sonunda kaybeden taraf Azerbaycan olsaydı bence çok daha farklı bir tavırla karşılaşacaktık. Yani, evet, çok zaman, daha yaptırım veya tabii, işte baskı. Aslında zaten Türkiye'nin hani Suriye'den Libya'ya, Azerbaycan'a Hı-hı. vesaire Hı-hı. oynadığı roller de aslında Hı-hı. Batılılar tarafından, tabii. NATO tarafından net bir şekilde tabii. gözüküyor. Tabii. Peki bu Şuşa beyannamesi Şuşa. Öncelikle diğer Hı-hı. aktörler tarafından sizce nasıl algılanır? Hı-hı. Yani Rusya, İran ve Ermenistan. Şimdi buna baktıklarında ne görüyorlar? Hı-hı. Sonra da Batı'nın ne gördüğünü Tabii. konuşalım. Şimdi Şuşa beyannamesi aslında 13 Ekim 1921 tarihli Kars Anlaşması'nın evet. birebir devamı. Orada Ermeni meselesi bitiyor, doğu sınırı kesinleşiyor ve bu özellikle Sakarya Muharebesi sonrasındaki Türkiye Büyük Millet Meclisi Kazım Karabekir'i temsilen yapılan anlaşmanın bir nevi müttefiklik devamı gibi yani aynı anlaşma ve aynı zamanda Moskova Anlaşması da yapılıyor. Moskova ile Dostluk ve İşbirliği Anlaşması eş zamanı 16 Mart 1921 yani tarih tekerrür ediyor. Şuşa bu bakıma çok önemli. Şuşa aynı zamanda bir kültür başkenti. Hı-hı. Kültür merkezi daha doğrusu. Hı-hı. Önemli tarihi bir yapısı var. Dolayısıyla Şuşa'daki özellikle buranın Şuşa olarak seçilmesi, Karabağ sonrası ele geçen bir yerin, bu bir mesaj aslında. Aslında çok sembolik şeyler var. Evet. Mesela hani Şuşa hem kültür başkenti evet, evet. hem de stratejik anlamda stratejik. Da savaşın çözüldüğü yer. Yani 44. gün Şuşa evet. düştüğünde... Evet, evet. Şuşa önemliydi Ermenistan'la ama düştü, o Laçin Adam koridoru, Kelbecer vesaire o bölgeler, Fuzuli, evet. Zengilan o bölgeler de tabii çok önemli ama sembolik olarak bir şey daha var. Yani Şuşa'da işte Paşinyan orada bir evet. halay vesaire çekiyordu evet. hatırlayacağınız evet, üzere. Evet, evet.
Aynı görüntüyü İlham Aliyev ile Cumhurbaşkanı Erdoğan da gidip Şuşa'da o sembolü büyük gösterdiler. Büyük keyifle seyrettim onu. Çok da gurur duydum. Zaten bizim hakikaten ben çok Azerbaycanlı dostlarımız var artık. Biz aynı hep öyle söylüyorum. Yani iki devlet bir millet. Şimdi sanki tek millet tek devlet gibi olduk. Evet, ya. Yani bir Şuşa'nın birazcık önemi o aslında. Birazcık değil bayağı önemli Şuşa beyannamesi. Ve hakikaten NATO zirvesinden sonraki adresin Şuşa olması da aslında çok manidar. O da başka bir sembolik. Bunu çok konuşmadık aslında. Çok gündem yoğun medyada. Doğru maalesef. Farklı konulara kanalize olduk ama aslında bu es geçilecek bir konu değil. Yani NATO, NATO Türkiye'nin işte müttefiklik anlaşmasıyla 60-70 yıldır bağlı olduğu bir örgüt. Tabii. Ama aynı zamanda geliyor Türkiye hemen NATO toplantısının arkasından. Burada da bir müttefiklik anlaşması. Türkiye kanadını seçmiştir. 1952'de NATO üyesidir ve tekrar söylüyorum yani Türkiye bölgesel örgütlere, ittifaklara karşı değildir. Hem NATO üyesidir, aynı zamanda Avrupa Birliği'ne biz 1963'ten beri Ankara Anlaşması'yla başvurduk. Gümrük Birliği Anlaşması'nı imzaladık. Yani bizim Batı'ya karşı olma gibi bir durumumuz söz konusu değil. Ama bu demek değil ki bölgesel ve stratejik işbirliklerine girmeyelim. Yani kendi ülkemizin menfaati açısından. Çünkü egemen bir devletiz. Hem egemen bir devletiz hem de NATO ittifakının aslında alanı dışıdır. Aynen. Bu bölgeler ve Türkiye Suriye örneğinde hatta bazen çoğunlukla Irak örneğinde de zaman zaman Irak'taki iki savaşta da NATO müttefiklerinin çok da kendisiyle yakın işbirliği içerisinde bulunmadığını da gördü ve öğrendi. Tabii. Dolayısıyla bölgesel ittifaklar bu anlamda önem arz ediyor. Bölgesel ittifaklar çok önemli. Peki bu ikili ittifak yani şimdi Rusya nasıl değerlendiriyor? Şimdi esasen enteresan kısmı orada. Şimdi bu Paşinyan'ın seçilmesi Rusya'nın çok istediği bir durum değil. Çünkü yakın çevresindeki ülkelerden bir tanesi tam da Donbas krizinden sonra Ukrayna'da yaşanan durumdan sonra bir de Ermenistan'ın buna katılması çok da istediği bir durum değil. O yüzden orada seçimlerden sonra Ermenistan'ın özellikle Batı'ya kayması Rusya'yı rahatsız edecek. Burada biraz daha çatışmacı bir durum içine girilebilinir. Yani Ermenistan konusu bence tam... Ermenistan-Rusya arasında mı çatışmacı bir ilişki? Evet. Çünkü dikkat ederseniz bu kolektif güvenlik örgütü üyesi Ermenistan burada bunun devreye girmesini istedi. Ama Rusya da dedi ki bu Azerbaycan toprak, yani bu topraklar bağımsız topraklar. Dolayısıyla bu örgüt burada işlevsiz. Yani onu devreye sokmadı. Ama şimdi en ufak bir şeyde Rusya bunu kullanacaktır Ermenistan'a karşı. Çünkü daha 5 yıl süreyle orada barış gücü olarak görev yapacak Rus askerleri. Yani Karabağ bölgesinde daha kademeli çekilme var. Ortak görev ateşkes alanları sonrası, var. Ortak görev alanları var. Hatta Türkiye'nin burada olmasına Ermenistan hep karşı çıktı. Özellikle Paşinyan. Paşinyan Türkiye'ye hedef aldı hatta. Azerbaycan'dan çok Türkiye'ye hedefti. Ama gelinen noktada öyle bir noktaya geldik. Yani kader diyeyim hani ilahi adalet belki de. Gerçekten istediğimiz sonuca ulaştık şu anda. Peki yani İran'ın bakış açısı nedir bu beyannameye? Şu an çünkü İran sınırı da aslında burada sizin az önce bahsettiğiniz bu Zengezur koridoru, Nahçıvan, buradan direkt mesela biz direkt Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelemiyordu insanlar. Çok büyük sıkıntılar vardı. Şimdi bakın bununla birlikte İran sınırı da belirlendi aslında. Yani İran'ın bence burada daha rahat olması lazım. Çünkü sınır bakımından daha şey. Fakat o İran'ı endişelendiren kısım acaba yarın öbür gün hani Elçi Bey'in bir hatırlıyor musunuz? Güney İran'ı, Güney Azerbaycan'ı da alacağız diyordu. O diyordu ve çok tepki çekiyordu. Hani yani bilmeyenler için hatırlatalım. İran'ın kuzeyi Güney Azerbaycan'dır. Aynen öyle diyordu. İran'ın kuzey bölgesi Güney Azerbaycan'dır. Evet. Ve Türk yoğunlukludur. Evet. 30 milyon civarında Türk yaşamında. Ama İran bunu kabul etmek istemiyor tabii, İran işte. Kabul etmek. Yani hatta benim İranlı şu anda seçimlerde de yani zaten bu İbrahim Reis'inin orada seçilmesi yani bu konuyu iyice rafa kaldırır. Çünkü çok Azerbaycan Türklerinin laflarını bile etmek istemiyorlar yani İran. Hocam son bir dakikamız. Türk-Azerbaycan ilişkilerinin bundan sonra nasıl şekillenmesini bekliyorsunuz?
Türk-Azerbaycan ilişkileri zaten başından beri, yani Türkiye'nin bu 15 Temmuz süreci olsun, diğer süreç olsun, Türkiye'nin Türk-Azerbaycan ilk ziyaret eden devlet başkanıydı. Türkiye ve Azerbaycan gerçekten bir iyi bir rotada gidiyor. Bu korunur ve daha da ileriye gidilir. Bir karşılıklı birçok anlaşmamız var. Bu anlaşmalar pekiştirilir. Türkiye her zaman Azerbaycan'ın yanındadır. Keza Azerbaycan da aynı şekilde. Ve bu böyle gider. Bu korunduğu sürece de batılı devletlerde, Rusya da dahil olmak üzere, ki Rusya bölgesel bir aktör, Çin de dahil olmak üzere, birçok ittifak anlaşmalarında iki devletin yan yana olması bir güçtür. Birlikten kuvvet doğar. Yani ben bu çerçeveden hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür katıldığınız ediyorum. İçin gerçekten çok faydalı bir tartışma oldu. Güzel oldu, evet. Ben de iyi dileklerinize katılıyorum. Evet. İnşallah Azerbaycan'la Türkiye arasındaki ilişkiler katlanarak devam eder. Evet. Her zaman söylediğimiz gibi iki devlet, tek millet. Evet. Bu entegrasyon gibi bir şey, yani bu iki ülkenin artık birbiriyle doğrudan kara bağlantısı ve çok daha yakın siyasi, tabii, diplomatik, askeri ilişkileri olacak. Tabii. Bu bölge dengelerinde de eğer Ermenistan da bu iç ilişki ağına girmezse zarar görür. Evet, yani Ermenistan'ın çünkü oldukça... Ukrayna ve Gürcistan örneği var, öyle batıya girmek hemen kolay olmuyor, evet, yani hani. Doğru. Böyle bir ihtimal yok gibi diyebiliriz. Evet. Çok teşekkür, evet, ederiz ben hocam. Ben teşekkür ediyorum. Bu, evet, akşamlık bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Briefing saati burada son buluyor. Önümüzdeki hafta başka bir konuyla karşınızda olacağız. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz.